Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 8 atomun elektron yapısı ile devam ediyorum. Dördüncü videomuz. Bugün size dalga tanecik ikiliği ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden bahsedeceğim. Dalga tanecik ikiliği. Einstein ışığın fotonlardan oluşan tanecikli bir yapıya sahip olduğunu ileri sürmüştü. Oysa örneğin ışığın bir prizma tarafından spektrum şeklinde kırılması gibi olaylar ışığı dalga olarak kabul etmekle daha iyi açıklanabiliyordu. Bu durumda ışığın hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olabileceği düşüncesi ortaya çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar ışık yani elektromanyetik ışıma hem dalga hem de tanecik özelliği gösterebiliyor. Bazı olaylar mesela fotoelektrik foto olay gibi ışığın tanecik davranışı ile açıklanabiliyor. Yani fotonlardan oluştuğunu söylüyordu Einstein zaten fotoelektrik olayı açıklarken. bu olay ışığın tanecik yapıda olmasıyla açıklanabiliyor. bunun yanında mesela ışığı bir prizmadan geçirdiğimizde bunun bir spektrum vermesi, kırılması ve bir spektrum vermesi ve ışığın dalga boylarına ayrılması bu da ışığın dalga özelliği ile açıklanabilir arkadaşlar. O zaman ışık hem dalga hem de tanecik özelliğine sahiptir diyebiliriz. 1924 yılında Louis de Broglie ışık ve maddenin doğasını dikkate alarak küçük tanecikler bazen dalgaya benzer özellikler gösterebilirler düşüncesini ileri sürmüştür. Evet de Broglie de ışık ve maddenin bu yapısını düşünerek, doğasını düşünerek Küçük tanecikler bazen dalgaya benzer özellikler gösterebilirler düşüncesini ileri sürmüştür. Yani Einstein'ın E eşittir mc karesi ile Planck'ın E eşittir h nüsünü birleştirip birleştirip küçük taneciklerin de dalga özelliği gösterebileceğini bazen gösterebileceğini söylemiştir. O zaman bu küçük taneciklerin dalga boyundan, dalga özelliği gösteriyorsa bir dalga boyuna sahip olmalı. Dalga boyunu veren formül nedir? Buna ulaşmaya çalışmış de Broccoli. Evet, h nü ile mc kareyi birbirine eşitlemiş. Buradan arkadaşlar bu eşitliği düzenlersek h nü bölü c'yi buraya çekersek 6'a h nü bölü c eşittir. mc kalır burada. mc de yani kütle çarpı hız, ışık hızı momentumdur. h nü bölü c eşittir momentum. E, nü çarpı lambda da yani frekans çarpı dalga boyu da ışık hızına c'ye eşittir. Buradan nü bölü c'yi çekersek nü bölü c de 1 bölü lambda olmuş olur. O zaman şurada nü bölü c yerine bir bölü lambda yazarsak h bölü lambda eşittir p yani momentumdur. Momentum eşittir h bölü lambda. Buradan lambda'yı çekersek lambda eşittir h bölü p. Planck sabiti bölü momentum. E, H bölü P, P nedir? Kütle çarpı hız. U dediğimiz hız. M de o taneciğin kütlesi. O zaman çok küçük taneciklerin dalga özelliğinden bahsedebiliriz dediğine göre de Broglie bu dalga boyunu veren formül lambda eşittir H Planck sabiti bölü kütle çarpı taneciğin hızıdır. Şimdi burada H Planck sabitini kilogram metre kare saniye eksi bir biriminde alırız kütleyi kilogram cinsinden e, hızı da metre bölü saniye biriminden alırsak lambdayı dalga boyunu o taneciğin o küçük taneciğin dalga boyunu e, metre cinsinden bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim. Örnek bir, Işık hızının onda biri kadar bir hızla hareket eden elektronlara eşlik eden dalganın dalga boyu nedir? Şimdi Işık hızının onda biri kadar bir hızla hareket etmekte bir elektron bunun dalga boyu nedir şimdi elektronun kütlesi bu size verilir daha önceki bölümlerde bunu görmüştük bölüm 2'de 9,109 çarpı 10-31 kilogram elektronun hızı neymiş buradaki elektronların hızı Işık hızının onda biri yani ışık hızı c Onda biri yani 0,1 çarpı c. 0,1 çarpı c ışık hızı yani 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye dersek. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniyedir buradaki elektronun hızı. H Planck sabiti 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 Joule saniye. Bunu kilogram e, metre kare Joule'ü kilogram Joule yerine kilogram metre kare saniye eksi 2 yani bölü saniye kare diyebiliriz. Çarpı şurada bir saniye var. Saniye ve saniye eksi 2 üzeri o zaman saniye eksi 1 olur. O zaman h'ın plank sabitinin birimi de plank sabiti de 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 kilogram metrekare saniye eksi 1 olur. Buradan e, bu elektronun dalga boyunu bulmak için e, demek ki de Broglie'nin formülünü kullanırız. h bölü m kütle çarpı u hız. E, H Planck sabiti buradaki değer ve birimi kütlesi elektronun burada kilogram cinsinden e, U da hızı da hızını da burada söyledi ışık hızının onda bir metre bölü saniye biriminden bu durumda e, lambda'yı dalga boyunu metre cinsinden buluruz bunu da pikometreye çeviririz 1 metre 10 üzeri eksi 12 pikometredir e, çevirirsek 24,2 pikometre olarak buluruz e, bu elektronun elektronların dalga boyunu İkinci örneğimize bakalım. Bir proton demetinin 10 pikometrelik de Broglie dalga boyuna sahip olabilmesi için hızının hangi değere erişmesi gerekir? Bu sefer bize dalga boyu verilmiş proton demetinin hızı sorulmakta. Evet, buradan yine çok küçük tanecikler bazen dalga özelliği gösterebilir teorisine göre de Broglie'nin orada dalga boyunu hesaplamak için formül neydi? Lambda eşittir h bölü mu plank sabiti bölü kütle çarpı hız buradan hızı çekersek u'yu çekersek h bölü m lambda yapar h plank sabiti e, burada birimi kilogram metre kare saniye eksi bir e, kütlesi bir protonun kütlesi bu size verilmeli 1,637 çarpı 10-27 kilogram cinsinden olmalı e, çarpı dalga boyu zaten verilmiş pikometre cinsinden 1 metre 10 üzeri eksi 12 pikometredir. Pikometreyi metreye çevirdiğimizde 0,0100 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre eder. Buradan da hızı hangi birimde buluruz? Metre bölü saniye biriminde buluruz. Kilogram kilogram birbirini götürdü. Metre metre burada bir tane metre kaldı. Metre bölü saniye cinsinden hızını bulmuş olduk bu proton demetinin. Şimdi arkadaşlar Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden bahsetmek istiyorum size. Heisenberg bir taneciğin aynı andaki konumunun ve momentumunun büyük bir duyarlılıkla ölçülemeyeceğini söylemektedir. Yani bir tanecik, yani atomdan daha küçük bir taneciğin burada aslında bunların hepsini elektron için bahsetmiş oluyoruz. Amacımız bu bölümün amacı neydi bölüm 8'in atomdaki elektronların yerleşimini yerlerini atomun içerisinde nerede bulunduğunu belirlemekti burada da arkadaşlar bir taneciğin yani elektronun konumunu ve momentumunu büyük bir duyarlılıkla ölçülemez diyor Heisenberg. bu ölçüm sırasında her zaman bir belirsizlik vardır. Bu belirsizlikte de delta x çarpı delta p yani delta x konumdaki belirsizlik delta p de momentumdaki belirsizlik büyük eşittir h bölü 4 pi. h plank sabiti 4 Çarpı pi ile pi sayısı. Böyle bir sayı kadar bir belirsizlik vardır. Konumu ve momentumunda demekte. Mesela arkadaşlar bir elektronun biz bir mikroskopla elektron mikroskopla elektronu yerini ya da elektronu görmeye çalıştığımızda görmek için ona bir ışık yollarız elektrona. Işık fotonu yollarız. Işık fotonu ne yapar? Elektrona çarpar ve yansıtılır. Bu çarpışma sırasında bu foton ışık fotonu momentumunu çarptığı için yani elektrona aktarır momentumu elektrona geçer ve yansıtılan foton mikroskop tarafından görülür. Fakat elektron ne olur bu sırada o momentumla fotondan aldığı momentumla yeri değişmiş olur ve odağın dışında kalır ve elektronun yeri kesin konumu belirlenemez arkadaşlar. O yüzden elektron gibi bu şekilde çok küçük taneciklerin yeri, e, konumu ve momentumunda her zaman bir belirsizlik vardır. Bu formülle ifade edilen. Şimdi bir örnek üzerinde bunu da görelim. 12 elektrovoltluk bir elektron. Yani bu kadarlık enerjiye sahip. Bu enerjideki bir elektron. 2,05 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniyelik hıza sahiptir. Hızı bu. Bu değerdeki belirsizliğin yüzde buçuk olduğunu varsayarak, yani hızındaki belirsizliğin bu değerdeki hızındaki belirsizliğin yüzde bir buçuk olduğunu varsayarak, elektronun pozisyonundaki belirsizliği belirleyiniz. Yani delta x nedir? Şimdi delta u, delta u hızıdır. Hızıdır. Hızı arkadaşlar 2,05 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye fakat bundaki belirsizlik %1,5'luk bir belirsizlik var. Yani %1,5'la çarparız bunu. Böylece hızındaki belirsizliği bulmuş oluruz. 3,1 çarpı 10 üzeri 4 metre bölü saniye. Hızındaki belirsizlik bizi momentumdaki belirsizliğe götürecek. Çünkü momentum ne demekti? Kütle çarpı hız. Yani hızdaki belirsizlikle kütlenin çarpımı momentumdaki belirsizliği verir. O zaman elektronun kütlesi bu size verilmeli. 9,109 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram çarpı hızındaki belirsizliği bulduk. Yüzde bir buçukluk bir belirsizlik var dedik şu hızdan. Evet o değeri de buraya yazdık. Bu durumda delta p yani momentumundaki belirsizliği 2,8 çarpı 10 üzeri eksi 26 kilogram metre saniye eksi bir cinsinden bulduk. Şimdi bize pozisyonundaki yani konumundaki Belirsizlik yani delta x gerekiyor. Şuradaki formülden delta x'i çekersek delta x eşittir. H bölü 4B çarpı delta P'dir. H Planck sabiti 6,626 burada 63 olarak yuvarlanmış. 6,63 çarpı 11-34 kilogram metrekare saniye eksi bir cinsinden alıyoruz burada. Bölü 4 zaten formülden gelen. P, P sayısı yani 3,14. Çarpı delta p momentumundaki belirsizliği de burada hesapladık. 2,8 çarpı 10 üzeri eksi 26 kilogram metre saniye eksi 1. Buradan da arkadaşlar metre. Metrenin bir tanesi gitti. Saniye eksi 1 saniye eksi 1 gitti. Kilogramlar gitti. O zaman biz konumdaki belirsizliği pozisyondaki belirsizliğini 1,9 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre cinsinden buluruz. Bunu da pikometreye çevirir, çeviriyoruz. 1 metre 10 üzeri 10 üzeri 12 pikometredir. Bu durumda 1,9 çarpı 10 üzeri 3 pikometre eder cevap. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi paylaşmayı abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.